Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, çok kolay bir börek tarifim var. Hiç börek açamıyorum, yapamıyorum diyenlerin bile çok kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Gördüğünüz gibi ilginç bir yöntemle yapıyorum. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Buçuk su bardağı unumu kabıma alıyorum. Ortasına küçük bir havuz açıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir paket instant maya ekliyorum. Toplamda 2 su bardağı su kullandım. Suyumu azar azar ilave edip sürekli karıştırıyorum. Ortasından dışına doğru sürekli karıştırarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Mayalı, yumuşaktan daha böyle şöyle cıva doğru bir hamur olması gerekiyor. Yani biraz cıvık bir hamur yoğuruyorum. Bu aşamadan sonra spatulamı temizliyorum ve ellerimle yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bayağı cıvık bir hamur ve elimle şöyle çırpa çırpa birkaç dakika yoğuruyorum. Ve artık üzerini bir streçle kapatıp 1 saat kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken de iç harcını hazırlamaya başlıyorum. İç harcı için 250 gram ıspanak kullandım. Bir adet pırasa, küçük bir demet de maydanoz kullandım. Dilerseniz başka iç harçta kullanabilirsiniz. Ispanaklarımı yıkadım ve saplarını ayırdım. Sadece yapraklarını kullanıyorum. Gelişi güzel doğruyorum. Saplarını da asla ziyan etmiyorum ve çorba olarak kullandım. Yani çorbaya kullandım saplarını. Bir adet pırasayı ince ince doğruyorum. Eğer elinizin altında pırasa yoksa taze soğan veya kuru soğan da kullanabilirsiniz. Küçük bir demet maydanoz doğruyorum. Maydanozumu da ince ince doğruyorum. Ve bir kase dolusu lor peyniri ve yağlı peyniri karıştırdım. Dilediğiniz başka peynir de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ekledim. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Malzemeler iyice birbirine karışıncaya kadar elim şöyle bir karıştırıyorum ve bir kenara alıyorum. Hamurum çok güzel mayalandı ve hamurumu havasını almak için elimi yağlıyorum. Elime yapışmaması için ve iyicene kenarlardan içeriye doğru havasını alıyorum. Tepsimin tam ortasına 3-3,5 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı alıp elimle şöyle bir sıvazlıyorum. Tam ortasına hamurumu alıyorum ve ellerimi iyicene yağlayıp hamurumu düzeltiyorum. Çok yumuşacık mayalı bir hamur olduğu için hiç zorlanmıyorum. Çok kolay açılıyor. Tam ortasına bütün iç harcımı bırakıyorum. Ortasına dolduruyorum. Ve kenarlardan çekiştirerek kapatıyorum. Hamur çok yumuşak bir hamur ve yapılışı çok zevkli. O yüzden içe doğru kapatırken
Ben çok zevk alarak yaptım. İnceliyor, altı da kalın olmuyor. Endişelenmeyin. İyicene elimizle bastırıp düzeltiyoruz. Eğer aralarda yırtılma olursa kalın tarafından üzerine kapatabilirsiniz. Yani hamurun kalın olan yerlerinden koparıp oraları kapatabiliyoruz. Şöyle elimle düzelttikten sonra üzerini bir poşette kapatıp 25-30 dakika kadar tepsi mayasına bırakıyorum. Bu aşama önemli. Tepsi mayasını mutlaka yapın. 2 yemek kaşığı yoğurt sosu için kaseme alıyorum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. İyicene karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tepsi mayam da çok güzel oldu. Çok iyi kabardı. Eğer bu mayalama işlemlerini daha kısa sürede yapmak istiyorsanız 50 dereceye fırınınızı ayarlayın ve fırını kapatın. Hamurunuzu fırına koyun. Daha kolay ve daha az sürede mayalanacaktır. Ve şöyle elimle şekil verdim ben. Dilerseniz siz bir hamur kesme aparatıyla veya bir patates kesme aparatıyla da şekil verebilirsiniz. Ve üzerine sosumun tamamını sürüyorum. Aralarına da susam ve çörek otu serperek süsleme yapıyorum. Ve 180 dereceye ayarladığım fırına iyicene kızarıncaya kadar ben 40 dakika beklettim fırında. Fırından fırına bu değişiklik gösterebilir. İyicene pişinceye kadar bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti ve üzerine sıcakken temiz bir bezle örtüyorum. 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakika dinlendikten sonra artık böreğim hazır. Bıçakla hafif kesme yerlerinden tekrar geçiyorum. Ve artık sıcak sıcak servis yapabiliriz böreğimizi. İnanın çok kolay, çok pratik bir börek ve çok lezzetli oldu. Dilerseniz akşamdan hamurunuzu mayalayıp sabah şekil verip sabah hemen fırına atıp da pişirebilirsiniz bu şekilde de. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Gördüğünüz gibi harika pişmiş, çok güzel oldu böreğim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda beğenilerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.